bu anayasayı Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan kendisi için yapıyor diyorlar. Unutmayın, anayasa değişikliği Erdoğan için değil, Erdoğan içindir. Erdoğan içindir. Referandum mitinglerine Kahraman Kazan'dan başlayan AK Parti'nin son durağı Amasya ve Tokat oldu. Başbakan Binali Yıldırım Amasya'dan yeni anayasaya karşı olan muhalefeti eleştirdi. Bunların hayatı hayır. Bunlardan hayır gelmez. Bunlar hangi işe evet dediler? Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yaparsın, dünyanın en geniş köprüsünü, bunlar hayırdır. Dünyanın en büyük havalimanını yaparsın, yine bunlar hayırdır. Tek adamlık eleştirilerine de yanıt verdi. Kılıçdaroğlu'na yeni sistemde muavinlik çağrısında bulundu. Cumhurbaşkanı bir tane. Yani Kılıçdaroğlu'nun hatırı için bir tane daha mı cumhurbaşkanı seçelim? İstiyorsa gelsin muavin olsun. Engel yok. Ona da yer var. Bu sistemde ona da yer var. Herkese yer var. Referandum öncesi toplumu kutuplaştırmanın önünü açan sözlere de sert tepki gösterdi. Haysiyetinizle, şerefinizle, onurunuzla hayır diyeceksiniz. Hadi oradan. Yani evet dersek haysiyetimiz, şerefimiz, onurumuz gidecek. Yazıklar olsun. Benim vatandaşım 79 milyon. Evet de der, hayır da der. Onurludur, şereflidir, haysiyetlidir. Ne karar verirse versin, başımızın üstünde yeri vardır. Başbakan Yıldırım'ın Amasya'dan sonraki adresi ise Tokat oldu. Yeni anayasa ve cumhurbaşkanlığı sistemini anlattı. Referandumda destek istedi. Ben buradan bir çağrı yapıyorum. CHP'ye hayır çağrısı yapacak. HDP hayır çağrısı yapacak. PKK'da hayır diyecek. FETÖ'de hayır diyecek. Ama bu millet Tokat Allah'ın izniyle gür sesiyle Cumhuriyet Meydanı'ndan evet, evet, evet diyor. Başbakan gelin ve damatlığıyla miting meydanına gelen bir çiftin de nikahını kıydı. Sayın Başbakanım, sizlerin ve Tokatların huzurunda sonsuza kadar evet diyorum. Gönül hemşerim. Refaiyeli, Gönül Fatih'i eş olarak kabul ediyor musun? Bütün kalbim.